Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere online olarak kitap oluşturma ve bir aracından bahsedeceğim. Sizler de rahat bir şekilde kitaplarınızı oluşturabileceksiniz. Uzaktan eğitim sürecinde çok faydalı bir program. Aynı şekilde e-Twinning projelerinde ortak ürün çıkartmak isteyenlere de çok büyük katkı sağlayacak. Videoya geçmeden önce Öğretmen Çocuk YouTube kanalımda sizlere özel webik araçlarını paylaştığım listeyi göstermek istiyorum. Sizler de kanalımı ziyaret ederek bu videoları Herkese izleyebilirsiniz. Hangi videoları paylaştım şu ana kadar? Avatar konuşturmanın Chatterpix kullanımından, avatar oluşturma olan Bitmoji uygulamasından, logo, afiş, poster hazırlama programı Canva'dan bahsettim. Yine sayfalara Padlet ekleme, sanal pano oluşturabilirsiniz. Padlet kullanımından bahsettim. Evet, projelerimizdeki anketleri oluşturmak için kullandığımız Google Forms'tan bahsettim. Yine video, kolaj, animasyon, proje tanıtım videolarını hazırladığımız Render Forest'tan, Kahoot ile online quiz'den bahsettim. İçin ücretsiz bir site. Yine isterseniz ücretli planlardan yardım alabilirsiniz. Ancak bize ücretsiz kısım yetiyor. Neden derseniz bir tane kütüphane oluşturmaya ve 40 tane kitaba kadar bunu kaydetmeye izin veriyor. Hemen alt kısımdan Create Your Account diyerek hesabımızı oluşturalım. Öğrenci girişi ve öğretmen girişi var. Öğrencilerinizi bu kısımdan yönlendireceksiniz. Yine Google ile kayıt ederek çok rahat bir şekilde kayıt ettirebilirsiniz. Öğretmen kısmından ise bizler giriş yapacağız. Sign in with Google diyorum ve Google ile giriş yapacağım. Evet, mail adresimizi yazıyoruz ve şifremizle giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra direkt site bizi yönlendirecek. Siz zaten site girişinizi yaptığınızda nasıl kitap hazırlanır bununla ilgili yardımcı bir rehber videosu olacak. Hemen burada bak. Bu tarz dikey var, kare var ve geniş bir alan var. Yine aşağı taraflarda gördüğünüz gibi portreler de mevcut. Ben örnek olsun diye şimdilik bir kare ile başlayalım. Evet, sayfamız geldi. Kitabımızın sayfalarından sağ üst taraftaki artıya basarak buradan medyadan veya şekillerden şekil ekleyebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Ben buradan öncelikle kitaba bir başlık yerleştirmek istiyorum.
bir bağlantı verdim. Sizler de projenizin bağlantısını verebilirsiniz. Böylelikle daha rahat bir şekilde halledersiniz. Burada bir sürü fotoğraf çıktı. Ben örnek olarak bunu yerleştirmek istiyorum. Evet, şu an bakın yüklendi. Yüklendi bakın. Bunu isterseniz şimdi ön plana geldiği için arka plana aktarmak için burada move to back yazıyor. Arkaya doğru yolla bakın. Yazdığım yazı öne geldi. Bakın şu. Evet, şöyle bir school fotoğrafımız yüklendi. Evet, gerekli düzenlemeleri yapalım. Şöyle bakın, kapak sayfası da olabilir aslında bununla ilgili. Şöyle bir düzenleme yapalım. Yine üst taraftan yazı ekleyebilirsiniz veya bir kalemle siz kendiniz de çizebiliyorsunuz. Bakın emojiler de mevcut. Bir tane emoji ekleyelim buradan. Şöyle yapalım. Evet, sağ üstten kaydet diyebilirsiniz. Ve kaydettik. Şimdi buraya bir yazı ekleyebiliriz yine isterseniz. Ne diyelim? Samsun Ortaokulu diyelim. Tabi bunları düzenlersiniz. Kalın yapabilirsiniz. İterik de yapabilirsiniz ve kaydediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu tarafta bakın bir record dediği kısım var. Mikrofonu kullanmamıza izin veriyor. Muhtemelen bunun üzerinden siz ses kayıt yollayabiliyorsunuz kitabınıza. Okuyanlar da rahat bir şekilde buna bastığında sesiniz dinleyebilir. Aslında çok güzel. Yazdığınız uzun cümleleri seslendirerek daha bir renk katabilirsiniz kitabınıza. Evet, basit olarak kitap oluşturma böyle yapılıyor. Yine sayfaları çoğaltabiliyorsunuz veya düşürebilirsiniz. Şimdi ben bunu mesela yaptık, bitirdik diye varsayalım. Hemen sağ üst taraftan bir kitabımızı okumaya basalım. Bakınız, kitabımız hazır. Read to me diyor. Samsun Ortaokulu. Read to me derken siz okumayı yapıyorsunuz. You've reached otomatik the end olarak of the book. Bize okuyor bu sistem. Web sitenin verdiği güzel bir özellik. Evet, kitabın sonuna ulaştığınızı tekrar okuyalım. Bakın ilk yaptığımız sayfa kitabın geri sayfası. Ardından şöyle fareyle bakın aynı kitap gibi açabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış renklendirmesi. Biz e-book'u, kitap projelerimizi ortak ürün olarak kullanıyoruz. Her ay projemizin sonunda e-kitap oluşturacağız. Yaptığımız etkinlikleri tüm arkadaşlarımız buralara yerleştirecek. Çok güzel bir çalışma. Bookcreator.com da bize bu konuda çok güzellik sağlıyor. Gerçekten çok faydalı bir web aracı. Sizler de fayda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e-kitap oluşturma videom burada bitti. Sizler de rahat bir şekilde e-book oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bana yorum olarak yazın. Ben anında cevap vermeye çalışacağım. Oluşturduğumuz kitabı da paylaşmak için sağ üst taraftaki paylaşma butonuna basıyoruz. Online olarak paylaşabiliriz. Kitabı indirebiliyorsunuz veya yazdırabiliyorsunuz. Online olarak paylaşmak istediğimizde kitaba bir isim verebilirsiniz. Mesela verelim, öğretmen çocuk diyelim.
Yazarımıza da buraya giriyorsunuz. İstediğiniz kişiyi yazabilirsiniz ve şu an kitabınız paylaşıldı. Online olarak okuyun dediğinizde bakın direkt kitabınız online olarak karşımıza gelecek. Şu an yükleniyor. Bu sırada bakın burada copy public share link to clipboard diyerek paylaşma linkini direkt kopyalayabiliyorsunuz. Şu an kopyalandı. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Bakınız kitabımız göründü.